Değerli izleyiciler günaydın. Bugün 30 Mart 2019. Seçime bir gün kaldı. Seçim yasakları başladı. Bugün seçim yasaklarına uyarak e, propaganda ile ilgili, seçim haberleri ilgili yorum ya da e, o tarz işler olmayacak, yapılmayacak. E, sizinle ekonomi konuşuruz, tarih konuşuruz. Konuşacak çok şey var bu ülkede. E, seçimde de herkes yarın gidecek. Özgürce oylarını kullanacak. Evet, Türkiye için Umarız hayırlı bir sonuç olur. Gazetelere bugün baktık. Şimdi gazetelerde... E, ...bağımsız diyebileceğimiz gazeteler... ...özgürce haber veren gazeteler... ...çünkü bir grup gazetede haber falan yok biliyorsunuz. Onlar haber vermemek için... ...sadece propaganda aracı olarak çıktıkları için... ...onlarda haber falan yok. Onlar seçim yasakları falan hiç dinlemiyorlar. Hiç umurlarında bile değil... Onlar da yasak falan yok, devam ediyorlar. Neden devam ediyorlar? Bakın, Cumhurbaşkanı seçim yasakları dışında tutuldu. Bu anayasaya aykırı bir tavırdı. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları tartışılamayacağı için kimsenin bunun aksi bir şey söyleyemedi. E peki Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı değil mi? Cumhurbaşkanı söylediği her şey siyasi değil mi? Bakın gazetelere bakın. Star gazetesi. Bu siyasi bir başlık değil mi? Seçime yönelik bir başlık değil mi? Niye mesela bu gazetelerde yok? Mesela bir gün gazetesinde yok. Peki hangi cesaretle onlar bunu yapıyorlar? Televizyonlarda da aynıları yapılacak. Bugün göreceksiniz, takip edeceksiniz. Cumhurbaşkanı miting yapmaya devam ediyor. Bu mitingler naklen yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı? Göreceğiz. Yani şimdi bu manşette yer alan Cumhurbaşkanının demeci mi, Cumhurbaşkanının açıklaması mı, AKP Genel Başkanının açıklaması mı? Böyle bir sistemi olmaz. Böyle bir ucube bir sistem olmaz. Yani Cumhurbaşkanı yerini bilecek. AKP Genel Başkanı da yerini bilecek ve seçim öncesinde adaletsiz, vicdanları yaralayabilecek hiçbir davranışta bulunulmayacak. O zaman gölge düşer. İşte o zaman 82 milyonun, 82 milyonun cumhurbaşkanı olmazsınız. Eğer oy verenlerin yarısına terörist suçlaması yaptınızsa 82 milyonun cumhurbaşkanı olamazsınız. Nasıl 82 milyonun cumhurbaşkanıyım diyeceksiniz o zaman. Evet yani seçim yasağı falan dediğimiz gibi yandaş medya için hiç hiç söz konusu bile değil. Aynen devam ediyorlar. Sen ne diyor mesela bakın. Akşam gazetesi belediyeyi militanlara yönetirler. Peki bu nedir? zannetmiyorum. Evet, Bir Gün Gazetesi'nden başlayalım. Bir Gün Gazetesi ne diyor? Birinci sayfasında Bir Gün Gazetesi, bakın. Ekonomi var. Ekonomi var. Biz ekonomiden bahsedelim isterseniz. Bırakın siz özgürce oylarınızı kullanın. Ekonomiden bahsedelim biz. Diyor ki Bir Gün Gazetesi manşetinde, dağı taşı sattılar, borcu katladılar. Özelleştirmeye devam edecekler diyor. Özelleştirme yoluyla elden çıkartılan kamu varlıklarının satış tutarı 2018 sonu itibariyle 62 milyar dolar olmuş. Bakın bir gün gazetesinin birinci sayfasındaki haber. 2010, 2003'ten bu yana özelleştirme yoluyla hani babalar gibi satılıyordu ya elden çıkartılan kamu varlıklarının satış tutarı 2018 sonu itibariyle 62 milyar dolar olmuş. 62 milyar dolar gelir sağlamışsınız ama üretmemişsiniz. Satmışsınız sadece. Geleni harcamışsınız. Har vurup harman savurmuşsunuz. Ve dış borçta 2001'den çok daha kötü bir durumdayız. Kişi başına düşen borç 5.424 dolar. Kişi başına yani sizin bakın dikkatli sizin şu andaki borcunuz kişi başına 5424 dolar. Benim de, sizin de, onun da, yönetmen arkadaşın da hepimizin 5424 dolar borcumuz var. Geldiğimiz nokta budur. Evet. 1986 yılından bu yana ülke gündemine giren özelleştirmeler 2002 yılından sonra hız kazanmış. 2003'e kadar 8 milyar dolar tutarında olan özelleştirmeler 2018 sonu itibariyle 70.2 milyar dolara çıkmış. Özelleştirme İdari Başkanlığı, e, İdaresi Başkanlığı 2018 yılı faaliyet raporunda özelleştirme uygulamalarının makroekonomik politikalar ve uzun vadeli sektörel öncelikler çerçevesinde belirlenen bir program çerçevesinde sürdürüleceğini söylemiş. Yani daha devam edecek, satılacak ne kaldıysa. Bakın şeker fabrikalarını sattık. Şeker fabrikalarını sattık. Şimdi şeker ithal ediyoruz. O zaman niye sattık? O zaman niye sattık? Efendim buğday ithal ediyoruz dedik. Dendi ki buğday ithal ediyoruz ama aynı zamanda ihraç ediyoruz. Aklınız karıştı tabii, değil mi? Ha, buğday ithal ediyormuşuz, o buğdayla bisküvi yapıyormuşuz, onu ihraç ediyormuşuz. E sonuçta benim buğdayım varken ithal buğdayla bisküvi yapmak yerine kendi buğdayımızla bisküvi yapamıyor muyuz? Ha, onun cevabı yok. Evet Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dış borç oranı da açıklanmış. Resmi veriler dış borç oranının 2001 seviyesini dahi geçtiğini ortaya koymuş. 2001'in son çeyreğinde Türkiye'nin toplam 113 milyar dolar dış borcu bulunurken bugün bu tutar 444.8 444, milyar dolara yükselmiş. Bakın 2001'in son çeyreğinde Türkiye'nin toplam 113 milyar dolar borcu varken Bugün bu tutar 444.8 milyar dolara yükselmiş. 444.8 milyar dolar borç. Sattıklarımızdan ne gelmiş? İşte 69-70 milyar, 62 milyar dolar gelmiş. E 62 milyar dolarlık fabrika satmışız, arsa satmışız, yer satmışız. E 444 milyar dolar borca girmişiz. Bu nasıl hesaptır? Anlayan var mı? Yani Dört işlem biliyorsanız bunu rahatlıkla çözersiniz. Evet, 2001'in son çeyreğinde toplam 113 milyar dolar dış borcu bulunurken bugün 444.8 milyar dolar borca yükselmiş. Türkiye'nin 6 aylık toplam gelirinden daha fazla, yani mevcut dış borç Türkiye'nin 6 aylık toplam gelirinden daha fazla. Bu boyuttaki borcun kişi başına düşen karşılığı ise 5.424 dolara denk geliyor. Ödeyeceğiz, ödeyeceğiz. Çünkü bu Türkiye'nin borcu. Evet, bunun bir ayrıntısına da bir kısaca bakalım. Beşinci sayfada devam ediyor bu haber. Özelleştirme bilançosu bir yılda 1 yılda 1.4 milyar dolar, 17 yılda 62 milyar dolar. Evet, ee, fabrikalar, limanlar, santrallar her şey satılık diyor başlıkta Nurcan Gökdemir'in haberinde. 1986 yılından bu yana gündemimizdeydi biliyorsunuz bu konu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu konuda bir rapor hazırlamış... Ee, bu çalışmalar sonunda kamu başta petrokimya, demir çelik, petrol rafinerisi, tekstil, alkol, tütün ve elektrik dağıtımı olmak üzere birçok sektörden tamamen çekilirken elektrik üretim, telekomünikasyon, bankacılık, sigortacılık, hava taşımacılığı, marina ve liman işletmeciliği gibi sektörlerdeki kamu payı da yok denecek kadar azalmış. Ve bunun büyük bir bölümü yabancıların da eline geçti. Evet yok denilecek kadar azalmış. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 2018 yılı faaliyet raporunda başarı olarak tanımlanan bu sürecin hızlı karar alma ve uygulama yeteneğinin bir sonucu olduğu ifade edilmiş. Rapora göre 2018 yılında 10 HES, 10 şeker fabrikası, bir liman ve çok sayıda taşınmazın satış ve devir işlemi tamamlanmış. Bir daha okuyayım mı? 2018 yılında 10 HES, 10 şeker fabrikası, 10 şeker fabrikasını sadece geçtiğimiz yıl sattılar. Bir liman ve çok sayıda taşınmazın satış veya devir işlemi tamamlandı. 2017 yılındaki 751 milyar dolarlık pardon 751 milyon dolarlık satışa karşın %86 oranındaki artışla 2018 özelleştirmelerinin tutarı 1.4 milyar dolar oldu. Değer miydi 1.4 milyar dolara 10 şeker fabrikası, HES'ler, onlar bunlar. Yani yazıktır, günahtır. Geri alınamayacak şeyler bunlar. Varlıkları, bu ülkenin varlıkları. Kimin varlıkları? Cumhuriyetin varlıklarıydı bu fabrikalar. Atatürk döneminde başlamış. Düşünebiliyor musunuz? O kadar kısa süre içinde okuyacağım şimdi size o fabrikaların listesini okuyacağım. Hatırlıyor musunuz? Bir Maliye Bakanı vardı. Sümerbank satılırken Sümerbank'ı da satacağız. Babalar gibi satacağız. Sümerbank ortadan kalktı. Sümerbank geçmişte dar gelirlinin ve orta sınıfın pek çok ihtiyacını karşılardı. Giyimden, kuşamdan, mutfak eşyasından, yani halısından, keliminden pek çok şeyini Sümerbank karşılardı. E Sümerbank yok artık. Gömdüler Sümerbank'ı ve ne dedi bakan o zaman? Babalar gibi satacağız dedi. Babalar gibi sattı. E şimdi her şeyi ithal ediyoruz. Şeker fabrikaları gitti. Sayacağız. Peki yerine fabrika kondu mu? O da yok. O da yok. Tarım görüyorsunuz. Sadece ekonomi konuşuyoruz. Yani konuş bu anlattıklarımızın seçimle şunla bununla falan hiç alakası yok. Türkiye'ye bir e, fotoğrafını çekiyoruz. Biraz o tarihten de konuşacağız. Tarihten de konuşacağız. Türkiye ne oldu? Nereden nereye geldi? Padişahların döneminde, Osmanlı döneminde Türkiye'nin e, sınırları neredeydi? Kimin döneminde ne kadar toprak kaybedildi, ne kadar kazanıldı? Efendim, tarihimizde Ayastefanos Anlaşması'ndan başlayacağız. Ayastefanos'tan Berlin Konferansı'na gideceğiz. Mondros'a gideceğiz. Sevr'e gideceğiz. Lozan'a geleceğiz. Lozan teslimiyet değildir. Lozan'a gelmek için Aya Anlaşması'ndan başlayacaksınız. Ondan sonra Berlin Konferansı'na gideceksiniz. Sonra Mondros Mütarekesi. Sonra Sevr Anlaşması. Osmanlı'nın tasfiyesi neredeyse Sevr. Sonra Lozan'a geleceğiz. Ha Lozan'dan başlayıp, efendim Lozan'da şöyleydi, böyleydi. Ya Lozan'a geldiğinde Hani şu anda hava yolları o zaman uçuş yapıyor olsaydı, Gaziantep, Erzurum, Kayseri hepsi dış hattı. İzmir dış hattlardı, Antalya dış hattlardı. Düşünebiliyor musunuz? Nereden nereye gelmiş? Bunları da konuşacağız. Bunları da konuşacağız çünkü bilinmesi gerekir. Bazı şeyleri unutuyoruz. Hafızamız zayıf, maalesef zayıf. Okumuyoruz, takip etmiyoruz, dünyayı izlemiyoruz. Tarihimizde okumuyoruz. Ama enteresan bir tweet gördüm bu sabah. Bir arkadaş, işte biliyorsunuz bu ekonomide swaplar falan konuşmaya başlandı. İşte bu takas nedir, şudur, budur falan diye. Bir arkadaş çok güzel bir şey paylaşmış. Yasin Karabulut tweette. Ekonomi, ekonomist olacağız yahu diyor. Bunlar yüzünden son 3 günde swap nedir onu da öğrendim. Allah'ım daha neler öğreneceğiz acaba? Şimdi yeni konu PMI değerleri nedir? Ne işe yarar? Yenir mi, içilir mi? Vallahi hepimiz ekonomist kesildik. Öğreniyoruz. Her şeyi öğreniyoruz. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Takas nedir? Öğreniyoruz. Gecelik faizler nedir? Öğreniyoruz. Takas nedir? Öğreniyoruz. Dış borç nedir? İç borç nedir? Nasıl ödenir? Nereden döndürülür? Borç çevirmek ne demektir? Bunların hepsini yavaş yavaş öğreniyoruz. Vatandaş, araştıran öğreniyor tabii ama bazıları da hiç umurunda bile değil bu olup bitenler. Evet, Bir Gün Gazetesi'nin birinci sayfasında bu haberi okuyacağız. Ha bir de şurada bir haber var. Bu meşhur iğrenç yani okurken bile insanın içi kalkıyor. Of! İmam yine tutuklanmadı. Kur'an kursuna giden 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği belirtilen İmam MD'nin Mersin'in Tarsus ilçesinde görülen davasında karar çıkmadı. MD yine tutuklanmadı. Dava salonunda bulunan kadınlar faili tutukla istismarı aklama diyerek karara tepki gösterdiler. Bu nasıl bir adalettir? 12 yaşında bir kız çocuğunu imam Kur'an kursunda da istismar ediyor. Ve serbest bırakılıyor. Ve itirazlar oluyor. Tekrar tutuklanması istiyor. Yine tutuklanmıyor. Umarız 12 yaşındaki çocuğu suçlu bulmazlar. Yazık günahtır. Yani haberini okumayı bile içim el vermiyor. E, iğrenç bir durum yani Türkiye'de e, gerçekten yargı konusunda sorunlarımız var sıkıntılarımız var ama ya bu artık çok açık seçik kanıtlanmış ortada bir durum e neyi bekliyorsunuz evet bu arada Cumhuriyet gazetesine geçelim Cumhuriyet gazetesinde de işte ekonomide Türkiye gerçekleri diye bir haber var birinci sayfada 4 milyon işsiz. 1988-2002 arası ortalama işsizlik oranı %8 iken 2002-2018 arasında %10.7'ye yükseldi. Aralıkta işsizlik %13.5'ta, işsizlik sayısı ise 4.3 milyonda. Bakın, aralıkta işsizlik %13.5 olmuş, işsiz sayısı 4.3 milyona çıkmış. E fabrikaları satarsanız tarımı sıfırlarsanız e, işsiz kalacak millet. Nerede çatılık? Ne yapacak? Kur dalgalandı, durulmadı. 2002'de ortalama 1.52 lira olan dolar. Bakın 2002'de ortalama 1.52 olan dolar kuru 2018'de 4.83 liraya çıktı. Kur Ağustos'ta 2010 Ağustos 2018'de 6.90 lirayı Hatta yurt dışı piyasalarda 7.24 lirayı gördü. Bakın 1.52'den 7.24'e kadar uzanan bir süreç. Yani hesabı yapın. Çok zor bir şey değil. Bir tarafta 1.52 var, bir tarafta 7.24. Şu anda nedir? 5.60'lar seviyesinde e hadi bugün için, bugünün kurundan hesaplayalım. 1.52'den 5.60'a bir hesap yaparsak ne kadar artmış olur? 4 kat, 5 kat, 4 kat. Toprak ekilemez oldu. Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasından okuyorum. Türkiye 2002'de 41.2 milyon hektar olan tarım alanı 2018'de 37.8 milyon hektara inmiş. İşlenen tarım alanı da 19.7 milyon hektara gerilemiş. Tekrar okuyorum. 2002'de 41.2 milyon hektar tarım alanı ekiyormuşuz. 2018'de 37.8 milyon hektara inmiş. Yani 4 milyon hektardan daha fazla 4 milyon hektardan daha fazla bir alanı ekmekten vazgeçmişiz. İhtiyacımız mı yok? Hayır. İhtiyacımız var çünkü ithal ediyoruz, mercimeği ithal ediyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Kanada'dan gıda maddesi ihraç ithal ediyoruz. Kanada'dan buraya onun giriş taşıma masraflarını da bir düşünün. Bir düşünün. 20 liraya, 30 liraya fasulye, kuru fasulye satılıyor. Nohut satılıyor 9 liraya, 10 liraya, 10 liranın üstünde. Bunlar fakir yiyeceğiydi eskiden. Şimdi ithal ediyoruz. Eskiden muz ithal edilirdi, ananas ithal edilirdi. Böyle çok tropikal meyveler, neydi? Ejderli bir meyve var. Şimdi onlar ithal ediliyor. E Düşünebiliyor musunuz? Muzdan, ananastan geldik mercimeğe, buğdaya, fasulyeye, nohuta. E köylü ne yapıyor? A, köylü şehirli oldu. Mahalle oldu çünkü bütün köyler büyükşehir yasasından sonra. Yumurtasını bile marketten alıyor artık köylü. Çünkü siz üretimi destekleyecek, teşvik edecek hiçbir politikanız yoktu. O yüzden toprak ekilemez oldu. Bakın hep verdiğimiz bir örnek var. Niye Hollanda örneğini veriyoruz? E Hollanda'yı demeyelim, Fransa'ya da geçelim. Fransa'da kendi gıda ihtiyacını karşılayabilecek tarım üretimini gerçekleştirebiliyor, yapabiliyor hatta ihracatını da yapabiliyor. Yani tamam Fransa'da sanayi var, Hollanda'da sanayi var ama tarım da var. Ve üstelik kooperatifler eliyle yapılıyor bu tarım. 100 milyar dolar, 100 milyar dolar Hollanda'nın 90 ile 100 milyar arası değişiyor. Tarım ürünleri ihracatı. Türkiye'nin 18 milyar dolar. E bu nedir? Bu nedir? Bu büyük bir başarısızlıktır. 18 milyar dolar ne demek? Bakın. Tarım Üstelik tarım ürünlerinde katma değeri yükseltmek çok önemlidir. Biz bir de en önemli tarım ürünlerimizden fındığı diyelim ihraç eden şirketi, en büyük şirketi İtalyanlara kaptırdık. İtalyanlar bizim fındığımızı satıyorlar. Sonra da bize çikolatalı fındık olarak geri geliyor. Öbür taraftan zeytinyağımızı, biz hala İtalyanlara dökme zeytinyağı satıyoruz. İtalyanlar şişeleyip dünyaya satıyorlar bu zeytinyağımızı. Ve biz oradan Fason üretim gibi para kazanıyoruz. Yani bizim 10 liraya dökme sattığımız onlar diyelim 20 liraya dünyaya pazarlıyorlar. Kendi zeytinyağımızı satamıyoruz, başkaları bizim zeytinyağımızı satıyor. Ve bunları geliştiremediğimiz sürece, kendi ürettiğimiz ürünlerin katma değerini yükseltemediğimiz sürece, yani varille satmak yerine şişeyle satamadığımız sürece zeytinyağını ya da fındığımızı böyle dökme fındık olarak değil de işlenmiş fındık, çikolata olarak, çikolatalı ürünler ya da başka türlü satamadığımız sürece iki yakamız bir araya gelmesi mümkün değildir. Biz hala üçüncü dünya ülkesi olarak kalırız. Köylü toplum olarak kalırız. Bakın şehirli olmak kötü değil. Kazanarak şehirli olmak önemli olan, üreterek şehirli olmak önemli olan. Sanayide üretim durdu. Tarımda üretim gördüğünüz gibi, yaşadığınız gibi. İşte gazeteler yazıyor. Mutfağa ateş düştü. Gıdada hissedilen enflasyon 2012'de %6.2'ye kadar düştükten sonra artışa geçti. Ve Eylül 2018'de %24.5'e. Bakın gıdada hissedilen enflasyon %24.5. buçuk. %24 Simit bile 1 liraydı, 1.25 oldu, 1.50 oldu. Şimdi 1.75 simit. Ekmeğe bakın. Ekmeğin fiyatını değiştirmemek için gramajını düşürdüler. E büyük aileler 3 ekmek alıyorlarsa 4 ekmek almak zorunda kaldılar. Çünkü başlıca gıdamız ekmek. İşte ekonomi gerçekleri dediğimiz gerçekler bunlar. 4 milyon işsiz, 1.1 trilyon lira borç, kurda sürekli dalgalanma, toprak ekilemez olmuş, mutfağa ateş düşmüş. Gazete haberleri bunlar. Okuyoruz. Ha bu arada bizim siyasetçilerimiz de işte S-400'lerle uğraşıyorlar. S-400 anlaşması için bağlılık mesajı. Çavuşoğlu ve Lavrov anlaşma geçerli demişler. Peki niye uğraşıyoruz? Biz bir soru soruyoruz. Her programda da sorduk. Pek çok kişi soruyor Türkiye'de bu soruyu. Biz S400'leri kime karşı kullanacağız? Biz eskiden Doğu blokuna karşı silahlanırdık, NATO silahlarıyla e, teçhiz edilirdik, NATO uçakları kullanırdık, NATO silahları, NATO bombaları kullanırdık. Amerika'dan gelirdi, Avrupa'dan Avrupa bir ülkelerinden gelirdi. Niye? Sovyet tehdidi vardı. E Sovyetler dağıldı ve şimdi üstelik Rusya ile çok da yakın dostuz. Kardeş gibiyiz, kankayız. E Nerede kullanacağız bu S-400'leri? O kadar para ödeyeceğiz. Peki kontrolü kimde olacak? Ruslarda mı olacak, Türklerde mi olacak? Hele Ruslarda olacaksa, e Ruslara karşı kullanmayacağız S-400'ü. Bulgaristan'a karşı mı kullanacağız? Komşularımızı şöyle bir göz atalım. Bulgaristan'da da şu anda bir sorunumuz yok. Yunanistan'a karşı mı kullanacağız? Onlarda da S-300'ler var. Karşılıklı atışırız. Belki. Kim bilir? Efendim güneye geçelim. Suriye'ye karşı mı? Suriye'de mi kullanacağız? Yani terör örgütlerine karşı biz S-400 mi kullanacağız? Irak'a karşı mı kullanacağız S-400'leri? Nereye karşı kullanacağız? İran'a karşı mı kullanacağız? İran'la da sorunumuz yok. E Ermenistan kaldı sınır, Gürcistan kaldı. Niye alıyoruz bu S-400'leri? Birisi bunu açıklamalı. Niye alıyoruz? Ne açıdan güvenliğimiz tehlikede ki bu S-400'leri alıyoruz? Ya da neden Patriot alacağız? Peki hem Patriot'u çünkü Patriot'larla S-400'ler birbirinin rakibi. Karşılıklılık. S-400 atacaksınız Patriot havada yakalayacak. E peki biz oyun mu oynayacağız? Yani S-400'ü fırlatacağız, Patriot'larda da vuracağız. Ne yapacağız? Nerede kullanacağız biz bunları? Kime karşı kullanacağız? Bu kadar para ödüyoruz, bu kadar para yatırıyoruz. Hele 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 kontrolü başka ülkedeyse. F-35'lerin peşinde koşuyoruz. F-35'lerin işletim sistemi Amerika'da olacak. E uçak bizim olacak. Yani gerçekten bunu açık bir şekilde ifade edilmesi gerekir. Biz S-400'leri şunun için alıyoruz. İşte Ruslara karşı kullanmayacağız ama e, tekrar ediyorum. Kime? Almanya'ya karşı mı kullanacağız o zaman? Avrupa Birliği'ni, NATO'ya karşı mı kullanacağız? İtalya'ya karşı mı kullanacağız? Ya böyle bir e, garabetle karşı karşıyayız. Füze alıyoruz, nerede kullanacağımız belli değil. Söylenmiyor da. Şu tarafımızı savunacağız biz S-400'lerle ya da Patriot alıyoruz. Şimdi öyle enteresan bir şey var ki bakan Patriot içinde Amerikalılarla görüşme e, başlatıldığını, sürdüğünü açıklamıştı. Tuhaf, yani gerçekten tuhaf. Akıl alıcı bir değil. Diyor ki Suriye'de çatışmasızlığın sağlanması için çalışan Türk ve Rus Dışişleri Bakanları Antalya'da buluşmuşlar. Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'nin toprak bütünlüğü Golan, ve S400 anlaşmasına bağlılık mesajları vermişler. Golan meselesinde ne olacak? Hani Büyük Ortadoğu projesinden bahsediyorduk, değil mi? Bizim başbakanımız da o zaman eş başkandı. Şimdi bu proje yattı dendi. Görüldüğü gibi yatmamış Büyük Ortadoğu projesi. Devam ediyor. Eş başkanlık devam ediyor mu etmiyor mu orasını bilmiyoruz. Bir açıklama yapılmadı. Ayrıldığı da açıklanmadı devam ettiği konusunda da bir açıklama gelmiyor görevin. Ama yavaş yavaş her şey oluyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri başkent Kudüs'e taşıyor büyük büyükelçiliğini. İşte Libya'nın durumunu görüyorsunuz, ne olduğunu. E eee Arap Baharı dediniz Tahrir olayları dediniz. Mursi seçildi ama Mursi attılar, Sisi'yi getirdiler. E siz Mursi demokrasi diyordunuz. Seçimle gelmişti. Ama hiç sizin istediğiniz, sizin dediğiniz, sizin tahmin ettiğiniz gibi olmadı. O zaman hani bölgede inisiyatif kurduk falan hiç boşuna demeyin. Mursi'yi aldılar, Sisi'yi getirdiler. Peki bir şey diyebildiniz mi? Diyemediniz. Gene bağırıldı, çağırıldı falan filan. O konuda çok iyiyiz. Bağırıyoruz Amerika'ya. Ama Amerika Mursi'yi atıp Sisi'yi getiriyor. Ona engel olamıyoruz. Bağırıyoruz, kafa tutuyoruz Amerika'ya. Ama Amerika Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor. Bir şey yapamıyorsunuz. Bir yaptırmanız da yok. Ne İsrail'e ne Amerika'ya bir yaptırmanız yok. E, İsrail Golan Tepelerini ilhak edebilir diyor Amerika. E, siz gene Olamaz, tanımıyoruz falan diyorsun. Bağırıyorsun, çağırıyorsunuz. Halkın hoşuna gidiyor. E, kafa tutuyor ne güzel Amerika'ya. Var mıydı eskiden böyle kafa tutan diyorsunuz. Ama tek, karşılığı ne? Yok. Kus bağırıyorsunuz sadece. Onlar yapıyorlar. O zaman o zaman ve boş konuşmanın bir anlamı yok. Hiç konuşmasak daha iyi. Bakın süreç devam ediyor. Büyük Orta Doğu projesi, projesi diyorsunuz vazgeçildi deniyor. Belki şekil değiştirdi, vazgeçildiğini hiç sanmıyoruz. Bakın nasıl yürüyor adım adım, adım adım. Ama bize göre neydi? Büyük Orta projesi, o fesli şarlatan da bu konuda açıklama yapmıştı. Türkiye'nin geleceği diyordu. Orta Doğu barışı için diyordu, kadın hakları için diyorlardı, özgürlükler için diyorlardı. E Orta Doğu daha mı özgür şu anda? Bakın, hepsine bakın. Libya'dan başlayın. Hatta Tunus'tan başlayın. Libya'ya bakın. Mısır'a bakın. Suriye'ye bakın. Irak'a bakın. Suudi Arabistan'a bakın. Yemen'e bakın. Bölge daha mı istikrarlı şu anda? Daha mı özgür oldu? Kadın hakları daha mı arttı? Demokrasi mi geldi? Yok. Daha kötü oldu. Yüz binlerce, milyonlarca insan öldü. Göç yollarında insanlar öldüler. Neden öldüler? Büyük Ortadoğu projesi. Biz ne yaptık o sırada? NATO Arap ülkelerini bombalarken lojistik destek verdik. Karşıda çıkmadık. Kaddafi linç edilirken neredeydik biz? Libyalı hahiyeleri destekliyorduk. Suriye'de, Suriye'de yönetime karşı savaşan hainleri destekledik. E. Geldiğimiz noktada bizim karşı çıktığımız her şey gerçekleşti. Biz inisiyatif kuramadık. Orada Osmanlı devletinin atası Süleyman Şah'ın mezarını bile biz alıp kaçtık bir gecede. Onun için Bölgede hep söylenir ya, bizden habersiz yaprak kımıldamaz. Yapmayın Allah aşkına, komik olmayın. Efendim bizden habersiz bu bölgede bir şey olmaz. Kimse oyun kurucu olamaz burada. Biz oyun kurarız. Hangi oyunu kurdunuz? Kurulan oyunlar da ağzımıza yüzümüze bile ulaştı. İşte o miterları, şu bu falan. Biz kendi içimizdeki sorunları çözemedik ki. Kalkıp bölgede oyun kurucu olalım. Yani, e, ee, ekonomi gerçekten çok çok önemli ve her şeyin başı ekonomi. Bir de dik durmak çok önemli, kararlı olmak çok önemli. Konuşmak değil, konuştuğunuz zaman yaptırımınız olacak. Yani Trump tweet atarken, perşembe gününe kadar bırakmazsanız rahibi şunu şunu yaparım, ekonomi, ekonominizi darmadağın ederim dediği zaman bir tehdit bu, bir yaptırımı var. Bir şey öneriyor. E biz Apar topar adamı gönderdik. E biz ne diyorduk? Bu can, bu ten de var oldukça kimse bu papazı elimizden alamaz diyorduk. E aldı adamlar. Karşılığında ne elde ettik? Sürpriz şeyler var dendi. Karşılıklı gelecek buna dendi. Herkes de sandı ki Fethullah Gülen iade edilecek. Yok hala adam orada. O zaman Yaptırmanız yoksa konuşmanın bir anlamı yok. O yaptırımı da açıklayacaksınız. Siz bu alanı ilhak ederseniz biz de şunu yaparız diyeceksiniz. Yok tanımayız manımayız hikaye. Yani kimse tan tanımasan ne olur? Tanısan ne olur? Tanımasan ne olur diyor adam. Ben yaptım diyor. Evet. Seçim haberlerine bakmıyoruz. Ha bir haber daha var. Bakın SGK'nın dengesini kim bozdu diye bir haber var. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'nın mali yapısı son 16 yılda gittikçe bozuldu. Yaklaşık 318 milyar liralık açık varmış. Önceki yıl kurum için bütçeden 128 milyar lira transfer yapılmış. Bütçeden önceki yıl 128 milyar Liralık transfer yapılmış. Bunun 51.7 milyar lirası açığın finansını, 7.7 milyar lirası da prim için ödenmiş. Korkunç rakamlar bunlar. 16 yılda 318 milyar liralık açık. Siyaset yapmayacağım. Karşılaştırma da yapmayacağım. Takdirlerinize bırakıyoruz bunu. Ha bu arada bir de Ayasofya meselesi var. Ayasofyanın adı değişir değişmez şu, bakın bu tarihi bir 1500 yıllık eser orada duruyor. Buna onu desen, bunu desen ne fark eder? Müze desen ne olur? Kilise desen ne olur? Cami desen ne olur? Ayasofya dendiği zaman dünyada iç sonuna e, kilise, e, cami ya da müze lafı eklenmez. Ayasofya tek başına Ayasofya'dır. Siz ne derseniz deyin Ayasofya'ya gene insanlar sadece ve sadece arkasına bir şey takmadan Ayasofya demeye devam edecekler. O yüzden bununla insanların kafasını bulandırmanın falan da hiçbir anlamı yok. Şimdi geçelim Sözcü gazetesine. Evet Sözcü gazetesinin birinci sayfasında neler var? Bir bakalım. Siyasi haberler var. Bu siyasi haberleri e, atlıyoruz. E, seçim rehberi var. Oy verme saati işte hangi illerde 07'de başlıyor, hangi illerde 08'de başlıyor, kaçta başlıyor, kaçta bitiyor. İşte e, seçmen kağıdı şart değil. isminiz oradan vatandaşlık numaranızla girebiliyorsunuz. E, nüfus cüzdanınız yanınızda olsun. Ee, Sandığınız tabii önceden öğrenin. Ee, telefon yok. Cep telefonu, fotoğraf makinesiyle oy kabinine girilemeyecek. Tek zarf kullanılacak. Ve mühür basarken sakın sağa sola taşırmayacaksınız. Bunlara çok dikkat edeceksiniz. Evet. Mülteciler kilisi yuttu diye bir haber var. Ee, mülteci akını şehirlerin demografik yapısını bozdu. Çok büyük bir sorun bu. Yani... Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde bir girin, bir İngiliz gazeteci e, röportaj yapmış ve İstiklal Caddesi'ni yazmış. Caddede yürüdüm diyor, başından sonuna kadar yürüdüm diyor. Türkçe o kadar az konuşuluyordu ki diyor, Arapçadan başka sanki bir dil yoktu İstiklal Caddesi'nde diyor. Hele İngilizce falan da duymadım diyor. Biraz Türkçe vardı diyor ama sanki bütün İstiklal Caddesi'ni dolduran insanlar Arapça konuşuyorlardı diye yazıyor. Bu sadece İstiklal Caddesi'nde değil. Yani bu insanlar niye burada? Niye başımıza bu dert açıldı? Parası olan yerleşti, parası olamayan Ege Denizi'nde telef oldu. Yazık, yazık, yazık. İşe yarayanların çoğu zaten basıp gittiler. Yani elinde bir mesleği olan, bir sanatı olan, bir becerisi olan insanlar Avrupa Birliği tarafından, Amerika, Kanada tarafından seçilerek alındı seçilmeyenler, elde kalanlar bize kaldı. Bizdekiler kuru kalabalık. İyiler çoktan gitti. Vatandaş oldular onlar. Kanada'da yaşıyorlar yıllardır. Amerika'da yaşıyorlar. Avrupa'da yaşıyorlar. Kalifiye olanlar tabii. Bakın. Mültecilerin en çok yaşadığı 15 il. Sözcü gazetesinde Şanlıurfa nın nüfusu 1 milyon 985.753, 555.987 mülteci var. Yani üçte biri kadar Urfa'nın her üç kişiden biri kadar artmış. Yani üçte biri kadar mülteci var. İstanbul 15 milyon nüfus veriliyor, 555. Bin mülteci. Hatay 1 milyon 575 bin nüfusu var. 403 bin mülteci. İnanılmaz rakamlar bunlar. Büyük bunların hepsi. Ve üstelik bunların hepsi, hepsi ne hastanelerde para veriyorlar, ne eğitime para veriyorlar. Üniversiteye gidenlere burs veriliyor. Sınavsız yerleştirmeler yapılıyor. Nedir amaçları? Onu anlamak hem mümkün. Öyle düşünürsek çok da tehlikeli. Türkiye'nin demografik yapısı bozuldu. Bu düpediz ihanettir. Bu ülkeye ihanettir. Ülkenin demografik yapısı bozuldu. Onlar millet değil, ümmetçilik yaptıkları için zannediyorlar ki bu ümmetin onlara bir faydası olacak. Ve görüyorsunuz pek çok e, ilçede sosyal patlamalar olmaya başladı. Çatışmalar çıkıyor sokaklarda, silahlı çatışmalar çıkıyor. Suriyelilere saldırıyorlar, göçmenlere saldırıyor, mültecilere saldırıyorlar. İş yok zaten. E oradan gelenler yarı fiyatına çalışıyorlar. Bir de her şeyleri bedava. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Ülkenin düzeni bozuldu. Sosyalden geliri bozuldu. Gerçekten insanlar kendi ülkelerinde yabancı oldular. Bakalım Gaziantep 2 milyon nüfus, 403 bin mülteci. Kilis nerede Kilis? Kilis 97 bin nüfus, 154 bin, 157 mülteci. Kilisli evinde yabancı olmuş, azınlık olmuş. Kimin umurunda? Düşünebiliyor musunuz? Hadi 100 diyelim kilisli nüfusuna. 97.745. 100 bin kilisli kiliste yaşayan 150 bin Suriyeli. Siz ister misiniz? Başka illere gidelim. Memleketinizde Bursalı 1 milyon nüfusunuz var diyelim. Bir buçuk milyon göçmen var. Ne yapacaksınız? Bu düpedüz bir ihanet. Çanakkale bile 132 bin 854 nüfusu Çanakkale'nin orada 4761 göçmen var. Yani bu Kahramanmaraş, 1 milyon 127 bin nüfusu var. 122 bin göçmen var. İzmir'de 135 bin göçmen. Mersin'de 206 bin göçmen. Yani bunu artık birinin dur demesi gerekiyor. Mültecilerin en çok tercih ettiği iller sıralamasında Şanlıurfa'dan hemen sonra İstanbul geliyor. 15 milyon nüfuslu megakent İstanbul'da 555.772 mülteci dağılmış durumda. Yani orta boy falan değil. Kocaman bir şehir İstanbul'un içine eklemişler, koymuşlar. Bu insafsızlıktır, bu vicdansızlıktır. Türkiye'ye kaldıramayacağı bir yükü yüklemektir. Ankara'da 96 bin mülteci yaşıyormuş. Mültecilerin çok görüldüğü ilk 15 il sıralamasında Çanakkale son sıradaymış. Orada tabii biraz daha az. Mülteciler kilisi yuttu diyor haber. Evet mülteciler kilisi yutmuş. 100 bin kilisli 150 bin mülteci. Yani zaten ya da kilisler kaçıyor. Dağdan gelen bağdakini kovar derler ya. Yani Adamlar çoğunlukla seçim yapılsa iki liste Suriyeli seçilir. Murat Muratoğlu'nun ekonomi yazısı bugün güzel. Türkiye ekonomisini ekonomi sorumlusu benim demişti ya Cumhurbaşkanı. Ona bir cevap niteliğinde. Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim. Ben şu anda devletin başında kim var? Tayyip Erdoğan var. O dedi. Beni korumak için mi söylüyor? Bilemedim şimdi diyorum. Hele yere, se yerel seçimler bitecek. Bunlar sanki Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek demesi de bir şeylerin bozuk olduğunu göstergesi. Demek ki benden memnun değil kendisi. Yerin dibine girdim sanki. İçim el vermedi. İtiraf etme zamanı geldi. Çekilin. Kara Murat benim. Her şeyi ben mahvettim. Ha düzeltebilir miyim? Düzeltemem. Ama bilme bilmenizi istedim. Yaşanan ekonomik krizde kimsenin en ufak bir suçu yok. Ben yaptım, durun hepsini anlatacağım diyor. Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek dedim. Bilimsel olsun istedim. Ekonomide ahdim olsun teorisini denedim. Başaracağıma dair içimde kalan son şüphe kırıntılarını giderdim. Meğer ahdim ile dolar arasında bağlantı yokmuş. Sonradan öğrendim. Nasıl böyle bir hataya göz bildim? Tamam işsizlik kriz yıllarından beter olabilir. Tamam, insanlar daha fakirdir. Tamam, enflasyon da yüksektir. Tamam, ülke de küçülebilir. Hiç bana sordunuz mu? Sorun bakalım niye? Kendisi İstanbul için biz bu şehrin kıymetini bilemedik. Biz bu şehre ihanet ettik. Hala daha da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum demişti. Oysa hepsi benim fikrimdi. Bir kere inşaat ve beton şahsi hobim. Parayı bulduğumu toprağa gömerim. Evleri yıkar apartman dikerim. Apartmanı yıkar rezidansa çeviririm. Ben esasında kuleleri daha çok severim. Tarımı bitirdim. Neden? İnsanlarımız köylerde sürülmesin, şehre gelsin istedim. Geldiler, 2 lira daha ucuza zerzevat alabilmek için tanzim kuyruklarına girdiler. Aldığı parayla ay sonunu getiremediler. Örnek alsınlar diye 5 milyon Suriyeli soktum ülkeye. 40 milyar dolar harcadım gelenlere, dağıttım bütün büyük şehirlere, iş gücünü arttırdım. Daha ne? Reform, önlem, destek paketlerini, Merkez Bankası kararlarını, para ve maliye politikalarını bizzat ben hazırladım. Kitabı okurken belli ki tam anlamam anlamamışım, ekonomiyi batırdım. Ülkeyi 10 yıldır yöneten bendim. Lütfen onlara bir şans daha verin, denesinler bir görelim. Şahsım ve yaptıklarım adına halkımızdan özür dilerim. Aslında haklı diyor Murat Muratoğlu ekonomiden sorumlu olduğunu hatırladı. Ya dış güçler ekonominin kötüye gitmesinden onlar sorumluydu. Ne oldu onların da sorumluluğu üzerine aldı. Esas merakım Berat Albayrak ne iş yapıyor? Titri Hazine ve Maliye Bakanı diye geçiyor. Herkes onu ekonomiden sorumlu sanıyor. Merak ediyor. Karar verin artık ekonomiyi kim yönetiyor diyor. Herhalde kimse yönetmiyor. Yani yönetilmediği için herhalde böyle. Bir yöneten olsa, bir yönetici olsa şirketler dövizde vatandaşla yarışmış. Döviz birikimleri 6 aydır kesintisiz artmış. Yine ekonomi sayfasından bir haber. 22 Mart'ta biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat, mevduat ve fonları 107.03 milyar dolar ile rekor tazelerken şirketler de gaza basmış. Bireyler bir haftada 1.3 milyar dolar, şirketler 2.2 milyar dolar değerinde döviz alımı yapmış. Yani vatandaş 100 lira arttırsa o 100 liraya olabileceği kadar 100 liraya kaç dolar alınır? 20 dolar mı alınır? 20 dolar. 20 dolar da olsa almaya gayret ediyor. Çünkü diyor ki şu anda 5.30'dan aldım. E ya 8.30'a çıkarsa? Bu 20 dolar bile bana şu kadar para kazandırır diyor. 3-4 günlük benim mutfak ihtiyacımı karşılar diyor. Herkes dolara saldırdı. E şirketler de saldırıyor. Türk lirasının bir anlamı kalmadı. Türk lirasının bir değeri kalmadı. Herkes cebinde doları olsun. Hani ne diyorlardı? Doları olan düşünsün. E doları olan niye düşünecek? Doları olan sevinsin diyeceğiz herhalde. Ha, doları olmayan düşünsün asıl. Doların yoksa başın belada. Çünkü her şey petrol fiyatları dolara endeksli. Diğer pek çok fiyat dolara endeksli. İlacın dolara endeksli. İthal geliyor çoğu. E gıda ithal ediyoruz. Dolara endeksli. E, dolara olan düşünsün. Olmayan ne yapsın? Yani ekonomi bilmek zorunda değil insanlar. Ama bizim insanımız hesabını çok iyi bilir. Ama şu hesabı bir türlü yapamıyorlar. Şu hesabı yapamıyorlar. Doları olan düşünsün. Dolar niye düşünsün dolara? Doları olan sevinsin. Cebinde hazır doları var. Bulmuş piyasada dolar alabilmiş. Peki sen dolar alacak paran yok. Ama her şeyi dolarla ödeyeceksin. Dolara endeksli, dolarla bağlantılı ödeyeceksin. İlacını da, dedik ya, akaryakıtını da, mercimeğini de, hani Kanada'dan gelen mercimeği de dolarla alıyorsun. E Dolar 4,5 lirayken mercimek alıyordun. Dolar 8,5 lirayken mercimek aldığında ne olacak? Hadi şu anda bırak 8,5 falan. 5,5 lirayken 6 ile aldığın zaman ne olacak? Sana dokunmayacak sanıyorsun. Ah halkım benim ah. Evet. Başka hangi gazeteye bakmadık? Evet, mühür basarken dikkat diyor. Ee... Boyunuz geçersiz olabilir. Tam yerine basmak zorundasınız mührü. Evet, isterseniz kısa bir ara verelim. Aradan sonra da, isterseniz biraz ekonomiyi çok konuştuk, biraz da tarih konuşalım.